Herkese merhabalar. Bugün R-Ladies Eskişehir'in 14. webinarında beraberiz. Bugün Yonca Yazır'la bizimle beraber ve TM Paketi ile beraber metin madenciliğini anlatacak. Kendisi Enstitü İstatistik Bölümü doktor öğrencisi. Tekrardan hoş geldiniz. Buyurun başlayabiliriz. Merhaba öncelikle diyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim isterseniz. Ben Eskişehir Teknik Üniversitesi doktora, İstatistik Anabilim Dalı'nda doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda mobilya sektöründe faaliyet gösteren Doğutaş Kelebek Anonim Şirketi'nde raporlama uzmanı olarak çalışmaktayım. O zaman başlayalım. Bugün sizlere metin madenciliğinin en çok kullanılan paketlerinden olan TM paketinden bahsedeceğim. Beni eğer bunun haricinde iletişime geçmek isterseniz yoncayazırlı@gmail.com ve GitHub adresim, gerçi şu anda çok aktif olarak kullanmıyorum, Yonca Yazır kullanabilirsiniz. Yani veri madenciliği aslında günümüzde en çok duyduğumuz veri bilimciliği, verinin önemi, veri görselleştirme, data mining, en bu son zamanlarda özellikle en çok sık duyduğumuz kavramlardan bir tanesi. Ve bunun içerisinde text mining'in aşırı derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Gerek özel sektör olsun, gerek yani akademik olarak yani bu nasıl diyeyim, veri tipinin metin olduğu durumlarda bunu modellemek, onun içerisindeki ham bilgiyi, esas bilgiyi kullanmak, gerek patronlar, gerek müşteriler açısından düşünüldüğünde çok önemli oluyor. Ve son zamanlarda da duygu analizi dediğimiz ya da Twitter analizleri gibi müşterilerin markalardan memnun olup olmadıkları, memnuniyet ölçümleri. Yani Twitter özellikle bu konuda en büyük veri kaynaklarından bir tanesi. Metin madenciliğine geçeceğim. Şu andaki akışım benim. Metin madenciliğinin ne olduğu, kullanım alanları, metin madenciliğinin aşamaları, hangi aşamalardan geçerek o ham ve kıymetli veriye ulaşıyoruz. Ve bunun sonucunda bizim gerçek hayatta kullandığımız bir yayınımız olan istatistik kitapları ile alakalı bir sınıflandırma uygulamasından bahsedeceğim size. Metin madenciliği nedir? Metin madenciliği büyük ham veri kaynaklarından, dokümanlar arasından onları sayısallaştırarak korpus adı verdiğimiz üst veri şekillerine getirip, meta veri hallerine getirip onların ardından tamamen bilgisayarın anlayabileceği tarzda ön işlem adımlarını gerçekleştirdikten sonra anlamsız ve yapılandırılmamış olan veri yığınlarının arasındaki en kıymetli bilgiyi kullanıcıya, karar vericiye sunan yöntemlerden bir tanesidir. En kaba tabiriyle bunu bu şekilde anlatabiliriz. Metin madenciliği nerelerde kullanılıyor? Risk yönetimi, bilgi yönetimi, iş zekası, spam filtreleme gibi, sosyal medya analizi gibi birçok alanda metin madenciliği kullanılmaktadır. İşte mail kutumuza düşen ve junk adı verdiğimiz klasöre atılması bile aslında arkada bir metin madenciliğinin çalıştığının en büyük göstergesi. Buradan gelecek olursak ben ufak bir uygulama üzerinden anlatayım. En sonrasında makalemize uyguladığımız çalışmaya döneceğim. Burada hepimizin ulaşabilmesi adına hepimizin sevdiği büyük ihtimalle Harry Potter kitaplarının Arda kayıtlı olduğu bir sayfa buldum. Onun üzerinden metin, yani bütün bu 7 serinin detaylı metin madenciliği yöntemlerini kullanarak hem eğlenceli hem de açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Zaten girerseniz daha detaylı farklı türde analizlere de erişebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bunun için gerekli olan aslında paketlerimiz TM,
kelime bulutları, bunların arasında daha görsel olarak ilk bakışta anlamamızı sağlayan kelime bulutları, bu kelime bulutlarını renklendirmek için Arcolor Brewer ve Harry Potter sayfasındaki, yani bunu kitap sayfasından yüklemiştim. DevTools'u da kullanabiliriz yani bunun için. Bu paketlere ihtiyacımız var. Ardından Harry Potter paketini yükledikten sonra bu elde ettiğimiz her bir kitap bize ayrı bir doküman olarak geliyor. Bunu bir vektör haline oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de ben işte titles deyip başlıklarını toplayıp bir vektör oluşturdum. Ve bunlara kitaplar ismi verdim. Ardından TM paketini kurduktan sonra artık birazcık bizim verimizin ön işlem adımları başlamış oluyor. Buradaki birinci adımımız bu metin şeklinde olan dosyaları dokümanlar haline getirdikten sonra şu anda bizim bu book adı verdiğimiz dosyamız doküman dosyamız. Doküman dosyasından sonra bunların her birini bilgisayarın anlaması adına bir vektör uzay modellerini kullanacağız. Bu vektör uzay modelinin kullanılmasında okey amaç buradaki her bir doküman bir vektör temsil ediyor ve buradaki her bir terim de her bir eleman da ayrı bir terimi temsil ediyor aslında. Bunları tamamen vektörel şeklinde her bir kitap kaynaklarını vektör boyutlarına indirgedikten sonra bunları Booksource adı verdiğim vektörler olarak tanımladım. Her bir yani kitabı bir vektör olarak tanımladım. Bunun sonrasında buradaki şeyi nasıl açıklayabilirim? Kelimelerimiz ve dokümanlarımız ayrı bir vektör olarak tanımlanıyor. Doküman benim adım Yonca diyelim. Eğer kelimemiz bir benim ise ona bir adı veriyor. Eğer adım varsa ikinci kelimede o da bir oluyor. Eğer yoksa sıfır oluyor. Ama bu bir illa bir olarak değil, tamamen frekans. Yani sıfırdan farklı herhangi bir sayı. Evet, bu kelime bizim bu vektörümüzde var. İfade edebilmek adına, bu varı ifade edebilmek adına bir olarak sayısallaştırıyor bunları. Bu terim doküman ya da doküman terim matrislerini tamamen işlemlerimizi kolaylaştırmak adına yapıyoruz açıkçası. Bunları ne kadar sayısallaştırıp matris formatına oluşturursak o kadar daha basit adımlarla ilerleyebiliyoruz. Bu kelimeleri tamamen vektörel boyuta indirgedikten sonra vektör uzay modelini kullanarak da korpus adı verdiğimiz bir üst veriye ulaştırmamız gerekiyor ilerleyen işlemler için. Bu korpus nedir? Nasıl diyeyim? Örnek olarak ifade edecek olursam bir albüm düşünün. İçinde bir sürü fotoğraf var ve bu fotoğrafların her birisi bir dosyanız olsun. Bunların da künye bilgileri gibi düşünebiliriz. Özelliklerini ifade eden çekim yılı, çekilen fotoğraf makinesi ya da nasıl diyeyim? Yani tamamen künye bilgisi. Kitap diyorsak, mesela bir kütüphanedeki kitapları düşünüyorsak, kitaplar bizim metin kaynağımızsa, kitapların künye bilgilerini içeren o kodlar bizim yani meta üst veri adını verdiğimiz örnekler oluyor. Bu örneklere meta veri şeklindeki bu üst veriler ulaştırdıktan sonra, yani korpusu bu amaçla kullanıyoruz. Tamamen üst veri oluşturmak amacıyla kullanıyoruz. Korpusa da onu, korpus ları oluşturduktan sonra ben bunlara dokümanlar ismini verdim. Bu dokümanları artık sırasıyla bir ön işleme adımlarını kullanacağız. Buradaki artık tamamen metin düzenleme aşamasına geçiyoruz. Buradaki boşlukları boşluk bırakması adına bir fonksiyon oluşturdum ben burada. Eğer x paternin içerisindeki x'i gördüğünde oraya boşluk ata fonksiyonu oluşturduktan sonra artık slash yani veri de görmek istemediğimiz verinin boyutunu da arttıran ve büyük metinlerin içerisindeki anlamsızlıkları da arttıran dosyalar oluş yani terimler var.
bu terimleri tamamen artık biz bir silmemiz gerekiyor, filtrelememiz gerekiyor. Bunun için slash, et gibi terimleri tamamen onların yerine boşluk atı diye DMMap fonksiyonunu kullanarak da artık metinde çeşitli düzenlemelere başlıyoruz. Buradaki gösterdiğim sadece örnekler, slash'ı, et ve diğerlerini çıkar, onun yerine boşluk atar. Ya da herhangi bir noktalama işareti olabilir bu, nokta, virgül gibi. Bundan sonra bütün harflerin küçük harfe dönüştürülmesi adımı var. Burada tamamen bir standartlaştırma işlemi yapıyoruz. Küçük harfe zaten bu TM paketinin içerisindeki TMMap fonksiyonunda Content Transformer diye bir hazır fonksiyon var. Direkt bunun içerisindeki toolover'ı eklediğinizde otomatik olarak zaten o onu düzeltiyor. Aynı şekilde rakamların silinmesi, çeşitli sayısal ifadeler varsa ve bu bizim metin yığınımızdaki anlamsızlığı arttırıyorsa bunları da remove numbers fonksiyonuyla silebiliyoruz. Yani TMMap'in içerisindeki remove numbers'la silebiliyoruz. Aynı şekilde noktalama işaretleri ve subverse adı verdiğimiz herhangi bir kelime ifade etmeyen, bunlar bağlaçlar olabilir. Zarflar olabilir Türkçe olarak düşünüyorum. Ve bazı, ile gibi, herkes, hepsi gibi kelimeler olabilir. Bunları eğer silmenizi istiyorsak siliyoruz. Yani normalde genellikle bunlar silinir. Zaten eğer dosyanız İngilizce ise, benim Harry Potter, yani bizim kullandığımız Harry Potter örneğindeki gibi, eğer R içerisinde tanımlı dillerin subverse'leri var. Türkçe yok maalesef. Eğer yani kendiniz Türkçe subverse listeniz oluşturarak da filtreleme, silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu adımı geçtikten sonra, yani bu kelimeleri TMMap fonksiyonu burada şeydi. Doküman dosyası içerisinde İngilizce'de kullanılan subverse'leri sil komutunu uyguladıktan sonra boşlukları da siliyoruz. Burada artık tamamen metinde düzenleme işlemlerimiz, ön işleme adımlarının işlemlerini tamamlamış oluyoruz. Bu aşamadan sonra burada şey örneği verdim. Eğer farklı bir kelime silmek istiyorsanız kendiniz de o kelimeleri vektör olarak tanımlayarak da bu korpustan tek tek silebilirsiniz. Hani tamamen hani bilgi amaçlı kullanıldı. Bu adımdan sonra artık veri ön işleme adımımız bitiyor. Veri ön işleme adımından sonra doküman terim ya da terim doküman matrisi oluşturma aşamasına geliyoruz. Terim doküman matrisi metin üzerindeki işlem kolaylığını arttırmak amacıyla kullanılıyor. Ve bu terim içerisindeki önemli gördüğümüz kelimeleri bu adımdan sonra artık frekanslandırarak, ağırlıklandırarak önemli kelimelerin ortaya çıkmasını için en önemli adım diyebiliriz metin madenciliği için, metin madenciliğinde. Yine TM paketimizin içerisinde teriman doküman matris diye hazır fonksiyonumuz var. Bu terim doküman matrisi, işte doküman dosyamız, terim doküman matris fonksiyonunu kullanarak da TDM adı verdiğimiz terim doküman matrisi oluşturduk. Burada TDM'i eğer bastıracak olursak, benim şu andaki işte gördüğünüz 7 tane Harry Potter kitabının içerisinde 39.850 tane verinin ön işleme adımlarından sonra, boşluklar vesaire, onların silinmesi adımlarından sonra 7 dosya arasında, 7 kitabımızın arasında 39.850 tane terimimizin olduğunu anlayabiliriz. Burada sparsity verideki boşluk oranı, yani bu terim doküman matrisimizin içerisindeki sıfırların yoğunluğu, eğer metinde daha çok düzenleme yaparsak bu oranı azaltabiliriz. Verimizin içerisindeki maksimum kelime uzunluğu 76 imiş.
76 yani hücre diyebiliriz, 76 artmış. Ve buradaki ağırlıklandırma yöntemi tamamen terim frekans yöntemi. Terim frekans yönteminde eğer bir D dokümanındaki M kelimesinin sayısını toplam kelime sayısını bölerek elde ediyor. Yani bir nevi yani oranlıyor, ağırlıklandırma yapıyor burada tamamen. Bu terim döküman yani bu frekans yoğunluğu ne kadar çok olursa o dosyadaki kelime o kadar fazla kullanılmış adını yani anlamını çıkartabiliriz biz bu adını bu aşamada. Bunun ardından biz bu terim döküman matrisi her ne kadar isim matris olarak olsa da ya aslında tam bir array'in sınıfı matris olmuyor. O yüzden matris formatına tekrardan bir getiriyoruz. Ve boyutunu aldığımızda yine biraz önceki adımdaki elde ettiğimiz terim sayısı ve doküman sayısına ulaşıyoruz. 7 kitap arasında 39.850 tane kelime varmış. Bunları tamam büyükten küçüğe doğru sıralarsak bakalım hani en fazla hangi kelimeler var diye bakmak istedim. En yoğunlukta Harry Said, yani Said çıkmış genellikle zaten kitap Alman dilinden. O dedi ki, dedi ki diye. Said kelimesi frekans olarak 14.237 kere tekrarlanmış. Ardından tabii ki beklediğimiz Harry çıktı. Ron, Hermione, Dumbledore en yüksek kelimeler arasında. Ben burada Voldemort'un da geçmesini beklemiştim de o birazcık atlarda yer aldı. İlginç geldi açıkçası. Belki de mesela burada hani farklı bir düzenleme işlemi yapacak olsak like'ın, like one gibi kelimeleri de silip daha farklı, daha aslında bu gereksiz kelimelerden ne kadar çok arındırdığımızda o kadar çok anlamlı halde gelen, çıkan kelimeler göreceğiz. Hani ben çok fazla bir işlem yapmadım açıkçası burada. Ama en yüksek gördüğünüz gibi, beklediğiniz gibi Harry ilk ise yer alıyor diyebiliriz. Bu aşamadan sonra tamamen artık görselleştirme üzerine ilerledim. Bu frekans yoğunluğunda en fazla çıkan kelimeleri bir kelime bulutuyla görmek istedim. Bunun için de çeşitli zaten workflow genelde en fazla kullanılan yöntem data mining'de. Workflow fonksiyonunu kullandım. Ve Harry Said yani frekans yoğunluğuna göre en yüksek çıkan kelimelerle eşdeğer olduğunu görüyoruz. Bunu ggplot'la da yapabiliriz. Farklı bir gösterim şekli. Histogram olarak göstermek istediğimizde de bu tıkları olmamış. Yine Said, Hermione, Ron gibi frekans yoğunluğuna göre sıralamaları yine aynı şekilde olduğunu görebiliyoruz. Harry Potter örneği aslında bu kadar. Şimdi sırada bizim gerçek hayatta uyguladığımız istatistik kitaplarının en fazla istatistikler tarafından mı yazılıyor ya da farklı bilim dallarından yetişmiş hocalar tarafından mı yazıldığını tespit etmemiz için bir yayınımız var. Onun üzerinden gideceğim. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi'nde yayınlandı. 2018 yılında yapmıştık biz bu çalışmayı. Üzerinden zaman geçti fakat metin madenciliğinin yani önemi daha da arttı bu çalışma yapardan sonra. Bu çalışmada tamamen istatistik alanında yazılmış kitaplarımız künye bilgilerini kullanaraktan bu künye bilgilerine de Milli Kütüphane'nin internet sitesinden ulaştık. Burada bir mining işleminden sonra kitapların isimleri, yayın yılları, yazarları, hangi yayın evinden tarafından yazıldı, hangi basım yılları gibi künye bilgilerini içeren bir veri yığını 146 tane kitabın künye bilgilerini elde ettik. Ardından yazarların lisans mezuniyetlerini ayrıca akademik yok ya da online şekilde elde ederek yazarların yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimlerini elde ettik.
Buradaki amacımız aslında istatistik bilimi tamamen ara bilim, yani disiplinler arası bir bilim olduğu için yazılan kitapların istatistikçiler tarafından mı ya da buna paralel olarak sosyal bilimciler tarafından mı yazıldığını tespit etmek adına böyle bir çalışma ortaya koyduk. Hepimiz genellikle mesela merkezi limit teoremini hiçbir zaman merkezi limit teoremini ya da farklı bir haricinde farklı bir kitapta görmedik. Fakat sosyal bilimciler ya da farklı alandan yetişmiş kişiler bu tip temel terimleri değiştirebiliyorlar. Merkezi limit teoremi çok farklı şekilde gördük. Bundan bahsetmeyeyim fazla. Ama hani hiçbir istatistiğini kullanmayacağı tarzda ifadelerdi, terimlerdi. Buradaki çalışmada 146 tane veri setini elde ettikten sonra biz bağımlı değişkenimizi istatistikler ve diğerleri olarak iki farklı sınıfta ele aldık. Buradaki sınıflandırmada boyut problemini çözmek adına ilk başta yine metin madenciliği ile ön işlem adımları ile ilgisiz, etkisiz ve özel karakterlerden tamamen arındırdık. Bizim veri setimiz Türkçe olduğu için bunları ağırda olan hani, stopwordsler kullanaraktan yapmadık. Tamamen kendimiz vektörler oluşturarak bunlar üzerinden ilerlendi. KNN, destek vektör makineleri ve random forest yöntemlerini kullanaraktan bunları en etkili şekilde hangi algoritmanın en iyi şekilde sınıflandırdığına baktık. KYP'nin komşu yöntemine bahsedecek olursam buradaki örneklemdeki herhangi bir değeri belli özelliklere göre gruplandırarak araştırdığı örneklem değerinin en yakın olan Öklit uzaklığına göre grupları atayan bir yöntem. Tamamen Öklit uzaklıkları yani nesnelerin Öklit uzaklıkları baz alınaraktan ilerleyen bir yöntem. Destek vektör makineleri de burada tamamen gruplar, sınıflar arasında hiperplan adını verdiğimiz düzlemler oluşturarak da sınıflandırmayı vektörel boyutta yapıyor. Yine örnekleme yani nesne değerini en yakın sınıfa atama üzerine kurulmuş bir yöntem. Rastgele orman yöntemi de örneklemi dağlandırıp olabildiğince fazla ağaç oluşturarak bu ağaçtaki yine örneklem değerini benzer sınıflara atama üzerine kurulmuş. Tamamen karar ağacı tabanlı bir istatistiksel yöntem. Bu adımdan sonra bizim mesela örnek olarak örneklemimizdeki kitap SPSS uygulamalı temel istatistik yöntem kalmış. Kelimelerin çoğul ifadelerini ve temizleme işleminden sonra Hamza Gamgam, Bülent Altun Kaynak, Ozan Ünver yazmış ve biyoistatistik alanında bu çalışan yani bir yazarlar biyoistatistik alanında lisans ve akademilerini tamamlamışlar. Bunun gibi veri setlerimiz 146 tane dokümanımız arasında biz tamamen vektör uzay modelini kullanarak da vektörler oluşturarak ReviewSource adını verdiğim vektörler oluşturdum. Bunları da korpuslarla vCorpus fonksiyonunu kullanarak da korpus formatına bir üst veri formatına eriştirdim. Bu üst veri formatından korpus oluşturduktan sonra tamamen artık veri ön işlem adımlarımı başlatıyorum. Bütün harfleri küçülterek kesme işareti gibi noktalama işi, punctuation dediğimiz işte kesme işareti vesaire gibi ifadelerden arındırdıktan sonra artık DTM dokümanterin matrisi oluşturma adımına geldim. Elde ettiğim 146 tane kitaptan oluşan korpusu dokümanterin matrisini oluşturduktan sonra burada tam görünmemiş frekanslarla otellerini oluşturdum. Burada zaten aşağıda görünmeyen kısımda bizim 146 tane kitabımız vardı. Onun frekans yoğunluğunu oluşturmuştum. Neyse. Biraz sonra kelime bulutunda görürüz.
Kelime bulutunda da gördüğümüz gibi frekans yoluna bakacak olursak en fazla kelime geçen istatistik, Y istatistik ve D istatistik. Buradaki Y istatistik ve D istatistik yüksek lisansının istatistik alanında yapıldığını, D istatistik de doktor hazırlarının yüksek istatistik alanında yapıldığından bahsediyor. Onun haricinde en yüksek ne çıkmış? Lisansını matematikte yapan yazarlarımız fazlaymış. Yani bizim bu sadece istatistikçiler tarafından değil, lisansı matematik ya da doktorası ekonometri ve lisansı ekonometri olan yazarlar tarafından yazıldığını ilk aşamada söyleyebiliriz. En fazla yayın yapan, istatistik alanında yayın yapan yayın evi de Nobel Akademi Yayın Evi olmuş. En fazla 2012 yılında yayın yapılmış ve en fazla kelime olarak istediğiniz başka ne yapalım? Uygulamalı analiz, Gazi Kitap Evi öne çıkan kelimeler arasında. Bu adımdan sonra bunu yine histogram şeklinde gösterecek olursak ggplot'u kullanaraktan histogram haline getirebiliyoruz. Bu adımdan sonra şu anda biz artık hangi aşamadayız? Artık doküman terim matrisimizi oluşturduk ve data frame'imizi oluşturmuş adımdayız. Şu anda artık training ve testing diye ayırıp tamamen bu algoritmalarımızı test etmeye adımına geçeceğiz. Verimizin %70'ini eğitim, %30'unu test etmek adına ayırdıktan sonra MatDF adını verdim. Artık doküman terim matrisini, matris formatını oluşturduktan sonra MatDF adını verdim. Fonksiyonun boyutu 146 tane kitap ve 570 terimi oluşturuyor. Yani 570, 146 doküman, 570 terimi oluşturan bir matris. Kategori değişkeninde yazarların gerçek eğitim bilgileri, istatistikçi ve değil diye kodlanarak da vektör formatında kategori olarak eklendi. Eklendikten sonra artık eğitim ve test verilerimizi oluşturabiliriz. %70'ini eğitim, %30'unu test olarak ayırdıktan sonra fonksiyonunu artık class, yani KNN paketini uygulamamız için class librarisini, kütüphanesini kurmamız gerekiyor. KNN tahminlerini yaptıktan sonra bir confusion matris adını verdiğimiz hata matrisimizi kurduk ve ardından accuracy adını verdiğimiz bir doğruluk oranını test ettik. Burada ben veri üzerinde işlem yaptığım için doğruluk oranımız %55 çıktı ama normal gerçek verimizde daha yüksek çıkmıştı. Burada confusion matrisi hazır, confusion matris fonksiyonu kullanaraktan da yapabiliriz. Ben tamamen manuel nasıl yapabiliriz göstermek adına kendim manuel olarak burada işlemler yaptım. Aynı şekilde doğruluğu da confusion matris çalıştırdığımızda, yani confusion matris fonksiyonu kullandığımızda direkt doğruluğu da otomatik olarak hesaplıyor zaten. Burada bizim gerçek çalışmamızın gerçek sonuçları KNN'in %81 oranında doğruluk doğru olarak sınıflandırma yapmışken SPM %65 doğrulukla bir performans oluşturmuş. En etkili yöntem de random forest yöntemi olmuş. Yazarların, yani eğitim verisinin bağımlı değişkenimizin kategorik olduğu durumlarda genellikle random forest ve KNN daha SVM'e göre daha etkin sonuçlar elde ediyor, zaten bunu çalışmalardan görüyoruz. Yani benim yöntemimde, metin madenciliğinde random forest yöntemi %88 başarıyla Milli Kütüphane'den elde ettiğimiz kitapların yazarlarını doğru bir şekilde sınıflara istatistikçi ve istatistikçi değil şeklinde sınıflandırmış diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Ben de burada notlar aldım kendime.
bu konuyla ilgili çalıştığım için. 14. slide'daki birinci fonksiyonu açıklar mısınız demiş. Ya burada tamamen boşluk oluşturmanın direkt bir fonksiyon yok. Tamamen kendim burada bir fonksiyon yazdım. Burada kontak transformer içerisinde işte x gördüğün yere paternde boşluk ata ve bu fonksiyon x ve paternden oluşuyor şeklinde ifade edebilirim. Yani bu g sub dediğim alt kümesi gibi düşünebilirsiniz yani bunu. X gördüğünüz yere boşluk ata, paternin içerisinde fonksiyon da x ve paternden oluşuyor. Bunun yerine değiştir. Content transformer değiştir yani onun yerine onu ata olarak kullanılıyor. X gördüğün yere boşluk ata diyerekten bir boşluk fonksiyonu olur. Slash gördüğü yere direkt boşluk atıyor. Evet. Ya burada bizim paternimiz aslında döküman. X dediğimizde slash oluyor. Yani slash'ı gördüğünde boşluk atıyor. Dökümanın içerisinde slash'ı gördüğünde boşluk atıyor. Aslında istemediğimiz ifadeleri, sembolleri kaldırıyor. Evet. Bir diğer soru da tidy text ve tm paketi arasındaki bir fark var mı? Veri temizleme işlemini tidy text paketleme yapmak daha kolay diyebilir miyiz? Evet, tidy text'i de kullanabiliriz. Zaten genellikle en çok tidy text daha fazla kullanılıyor. Hı. TM, ya ikisi kafa kafaya diyebilirim. Hani kim tamamen bu sizin tercih meseleniz. Ya tidy text'in veri düzenleme aşamasında daha kolay kullanılabilir fonksiyonları var. TM birazcık yani TM de kullanılıyor. Tidytext ikisi de açıkçası aynı işlevi görüyor diyebiliriz. Bir de şöyle bir soru var. Türkçe yok demiştiniz. Kitabı nasıl analiz ettiniz? Kitabı işte tamamen ben vektör yani kitap isimleri olduğu için burada ben kendim işte sel eklerini, ler eklerini hani nasıl diyeyim ek olarak, anlam olarak bir şey ifade etmeyen V mesela genellikle en çok başlıklarda V ile ler çok kullanılıyor. Bunları vektör olarak tamamladım. Biraz yani şuradaki aslında fonksiyonunu gösterdiğim oydu. Bunu removers değil de onun yerine işte biraz önceki fonksiyonumuz var ya burada content transformer diye. Burada boşluk yerine, ya boşluklar yerine boşluk fonksiyonunu kullanaraktan birleştirdim bunları tamam mı? Yani seller, lerler yerine sil dediğimizde de kullanabiliriz. Ya da tamamen seller, lerler yerine boşluk ata şeklinde de kullanabiliriz. Burada tamamen ben bu kelimeleri vektör olarak tanımladım. Yani Türkçe olarak stopwords olabileceğini düşündüğüm ya da kendimin kabul ettiği stopwords'leri vektör olarak tanımladıktan sonra bu removers şeklinde silerekten düzenleme yaptım. Yani stopwords'u direkt stopwords.tr diye kullanamadım maalesef. Evet, biraz düzenlemek gerekiyor gerçekten. Bir diğer soruda eğitim bilimlerinde otomatik puanlama içinde kullanılıyor. Fakat eğitim ve test verilerinden sonra girilen tek bir metni nasıl analiz edebileceğimiz konusunu çözemedim. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Onu eğer biraz açıklarsanız, hani biz de ona yönelik daha iyi cevap verebilirim. Türkiye'de metin madenciliği ile ilgili programlar var mı? Doktora veya master? Genellikle metin madenciliğinde VK'yı kullanıyor. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok yararlı bir sunum oldu. Yine aynı şekilde katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada oldukları için.